Kahve Arası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 1 Mayıs İşçi ve Dayanışma, Emek ve Dayanışma gününüzü tekrardan kutluyoruz. Gün içerisinde TV'nin ekranlarında farklı bölgelerden yayınlarımız devam etti, devam edecek. Yanımızda değerli bir konuğumuz var bugün bizim. İKMİP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz bizimle. Murat Bey, önce hoş geldiniz diyelim. Hoş geldin. Birazdan Hindistan'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı açıklamalarda vardı. Bir iki tane anlaşma da imzalandı ve ikili ilişkilerden bahsedildi en çok da tabii aramızdaki ticaretten. Çünkü 6,5 milyar dolar ama 10 milyar doları çıkarmak istiyoruz azami dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce. Belki bu konulara da sizinle beraber konuşuruz. Mutlaka. Hemen rakamları aktaralım. 94.655 Cuma günkü kapanışı Borsa İstanbul'un. Dolar, Euro ve TL sakin. 3.55, Euro 3.87, parite 1.09. Altın 1.263 ons dolar ve Brent petrol 51 dolar 82 sent. 10.49 kapatmıştı Cuma günü tahvil piyasaları 10 yıllıklarda. Şu an para birimleri işlem görmeye devam ediyor diğer borsalar tatil olmasına rağmen. Bu arada hemen haberlerle devam edelim. İhracat rakamları geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %4'lük bir artış yaşadı. 11 milyar 866 milyon oldu, dolar oldu. İhracatta 12 aylık dönemde %4 arttı. 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı. Birazdan konuşacağız. Bu arada enerji ithalatında artış var Ocak-Mart döneminde. %39'luk bir artış görüyoruz geçen yılın aynı dönemine göre. Tabii bu petrol fiyatlarında etkili. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan Marmaray'da 17 aydır devam eden altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sefer sayısının hafta içi 219'dan 333'e çıkarılacağı ifade edildi. İyi bir haber Marmaray'ı kullananlar için. Yoğun saatlerde 5 dakikada bir seferler yapılacak. Şu an 15 dakikada bir diyebiliyorum. Uçakta elektronik yasağına Havelsan el attı. Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Türk Hava Yolları'nın Amerika ve İngiltere tarafından getirilen elektronik cihaz yasağının ardından Havelsan ve Türk Hava Yolları teknik tarafından geliştirilen kabin iç ve eğlence sistemine kapasite ve yeteneklerin artırılmasını talep ettiğini belirtti. Türk Hava Yolları teknik olarak ortak ürettiğimiz ürünümüzün talebe yönelik yazılım çalışmalarına başlatıldığı da ifade ediliyor. Bu arada dev enerji yatırımlarına devam ediyor Türkiye. Özellikle yenilenebilir enerji noktasında YEKA ihaleleri oluyor biliyorsunuz. Yerli üretimdeki payını arttırmaya başladı. Rüzgar enerjisi üretiminde dünyanın 7. büyük ülkesi olduk. Güzel bir haber. Temmuz ayında büyük bir rüzgar enerji ihalesine hazırlanıyor. Türkiye rüzgar enerjisinden Çin, ABD ve Almanya'nın ardından geliyoruz. Haber izleyelim. Fosil yakıtların yol açtığı çevre kirliliğine en önemli alternatiflerinden biri de rüzgar enerjisi. Dünyada gittikçe artan rüzgar enerjisi yatırımlarında Türkiye ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi nüfusu ve ekonomisi dev ülkelerin hemen ardından yatırımda 7. sıraya yükselen Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji stratejisi çerçevesinde rüzgar enerjisi için yeni yatırımlara hazırlanıyor. Temmuz ayında yapılacak ve dünyanın en büyük şirketlerinin katılacağı 1000 megawattlık dev rüzgar ihalesiyle birlikte Türkiye, rüzgar enerjisinde çok iddialı bir noktaya geliyor. İhale kapsamındaki santrallerde üretilecek elektrik 1 milyon 200 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip. 1000 megawattlık ihalede yerli rüzgar tribünü fabrikasını da kapsayan 1.2 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Dünyada rüzgar enerji liderliğini Çin elinde bulunduruyor. 23.370 megawattla Çin rüzgar enerjisi üretiminde %42'lik bir paya sahip. 8.203 megawattla dünyadaki rüzgar enerjisinin %15'ini elde eden Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Almanya %10'luk bir paya sahip. Bu ülkeleri Hindistan ve Brezilya ile Türkiye takip ediyor. Türkiye 1.387 megawatt üretimle dünyadaki rüzgar enerjisinin %2.5'unu üretiyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Hindistan'da biliyorsunuz az önce canlı olarak ekranlara getirdik. İkili ilişkiler konusunda özellikle ekonomide işbirlikleri hızlanarak devam etmesi bekleniyor. İzleyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan referandumu sonrası diplomasi seferine çıktı. Asya'dan Amerika'ya kritik adresleri içeren turun ilk durağı Hindistan. Bu Cumhurbaşkanı'nın 9 yıl aradan sonra Hindistan'a gerçekleştirdiği ilk ziyaret.
2008 yılında başbakan olarak Hindistan'a giden Erdoğan, 9 yıl aradan sonra bu kez Cumhurbaşkanı olarak bölgede. Erdoğan ziyareti kapsamında Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek. Türkiye Hindistan İş Forumu'na katılacak. Görüşmelerde iki ülke işbirliği adımları masada. En önemli başlık ekonomi. Zira dünyada 1990'dan bu yana ekonomik eksen hızla Asya'ya kaymış durumda. Hindistan bu eksende ciddi ağırlığa sahip ülkelerin başında. Hatta öyle ki ülke bu hızla büyümeye devam ederse 2030'da dünyanın en büyük ikinci ekonomik gücü haline gelecek. İşte jeopolitik olarak dünya ekonomisinin merkezi noktalarından biri olan Türkiye için de Hindistan'ın sahip olduğu potansiyel önemli. Kültürel yakınlıkta Hindistan'a Türkiye'nin Asya'ya açılan kapısı olabilecek ülkeler sınıfına sokuyor. Zira dünyanın en büyük 7. ekonomisi olan Hindistan, Türkiye'nin özellikle Güney Asya'da yeni pazarlara açılması açısından da önemli. İki ülke ilişkilerinde bir diğer başlık terörle mücadele. Hindistan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'ye destek mesajını ileten ülkelerden biriydi. Başbakan Modi bu desteği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak iletmişti. Darbe girişimini düzenleyen FETÖ'nün Hindistan'da söz konusu örgütle bağlantılı 6 okul, 2 dershane, 3 yurtla çeşitli şirket ve vakıfları bulunuyor. Türkiye, FETÖ'nün yurt dışı ağıyla mücadele kapsamında Hindistan'dan yeni adımlar bekliyor. Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinde Suriye sorununun yanı sıra bölgenin kanayan yarası Keşmir sorunu da masada. Cumhurbaşkanının konunun Pakistan'la Hindistan arasında diyalog yoluyla çözülmesi mesajını iletmesi bekleniyor. Evet, İKMİT Başkanı Murat Akgüz. Hoş geldiniz Murat Bey, tekrar yayına. Hoş bulduk, selam. Şimdi kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatçılar birliği olarak İstanbul. Aslında ihracat kalemlerinde en fazla ihracat yapılan ürünlerden bir tanesi. İhracat rakamları da geldi, %4'lük TİM'in rakamları böyle. Yükseliş var, hala bir ihracat. Ama alternatif pazarları da tabii biraz konuşmak istiyorum. Önce son durumu bir alalım. Özellikle kimyevi ihracat ürünler konusunda iyiyiz diyebiliyorum çünkü. Buyurun. Teşekkür ederim. Özellikle geçtiğimiz sene 14 milyar dolardan bitirdiğimiz kimya sektörü ihracatında bu seneki hedefimize 15,5 milyar dolar koymuştuk. Ve bütün ihracattaki artışlar da bunu gösteriyor. Geçtiğimiz ay itibarıyla ihracat artışımız %29'du. Ve bu ay sonu itibarıyla da %17. Ve topladığımız zaman bahsettiğimiz 15,5 milyar dolarlık hedefimize rahatlıkla ulaşacağız. Gidişatımız o. Bunun yanında bir numaralı ihracat yapan sektör alt sektörlerden kimyevi maddeler ve mineral yakıtlar oldu. Hemen arkasından plastik ham maddeleri ve mamulleri geldi. Hemen onun ardından da kauçuk, kozmetik, ilaç, ambalaj bu şekilde devam etti. Ama baktığımız zaman sektör oldukça dinamik, yatırımlara devam ediyor. Yine diğer sektörlerde olduğu gibi farklı alternatif pazarları da hızla adapte ediyor kendi pazarına ki ihracat artışımız da bundan kaynaklanıyor. Şimdi Erdoğan'ın biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Başbakan Modi ile ortak birkaç tane de anlaşma imzalandı sonuçta Hindistan'la. Hindistan'la ikili ticari hacmimiz bizim 6,5 milyar dolar. Peki. Ama 10 milyar dolar neden olmasın deniyor ki çok büyük bir potansiyel var. Hindistan'da aslında 2 trilyon dolarlık bir ülke, 1.3 milyarlık bir nüfusa sahip. Kişi başına düşen gelir hala küçük biliyorum, 1600-1700 dolar civarında ama yine de çok ciddi bir potansiyel taşıyan ülkelerin başında Asya'nın yeni gözdesi deniyor ve çoğu kişi de gözü oraya çevirmiş durumda. Nasıl bir ticaret hacmimizi arttıracak tedbirler ya da hamleler yapabiliriz sizce? Çünkü oraya yaptığımız ihracatta da kimyevi maddeler var. Özellikle tabii Hindistan biraz daha fazla kendi içinde korumacı bir ülke. Buna rağmen Türkiye'de çok yoğun olarak ham madde ve yarım mamul üretimi olduğundan dolayı Hindistan'ın da özellikle aradığı, almak istediği ürün kalemlerinden bir grup kimyevi maddeler sektöründe de mevcut. Baktığımız zaman aslında her ne kadar gayri safi milli hasılası o nüfusa göre bölündüğünden dolayı bu kadar düşük çıksa da inanılmaz derecede zengin bir kesim var. Yani Türkiye nüfusu kadar geliri 45 bin doların üzerinde olan bir kesim var dersek yanlış olmaz.
1.3 milyar kişiden bahsediyoruz. İnanılmaz ve Türkiye'deki birçok potansiyel alıcıdan çok daha yüksek gelir düzeyi olan ve alım kapasitesi olan bir kesimden bahsediyoruz. Çin'in yerine koyabilir miyiz? Çünkü biz Çin sonuçta başlangıçta çok fazla Avrupalı ve Batılı ülke Çin'e gittiği için biz biraz geriden takip edebildik gibi bir şeyler oldu. Daha çok ithalat yönünü çalıştık. Onun yerine bu açı Hindistan'la kapatma olasılığımız var mı? İş dünyası Hindistan olan yatırımları veya Hindistan'ın Türkiye'ye doğrudan yatırımlar konusunda bir çalışma içerisinde mi? Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada olması ve bu atağı yapmasıyla birlikte artışlar beklenir mi? Çünkü 14 tane şirket biliyoruz kurulu orada, Türk şirketi, ama herhalde sayı artacaktır çünkü az aslında. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten gitmesi ve dikkatleri bu pazara çekmesi, bu oradaki yerleşik firma sayısını en az 2 katı artırır bu sene itibariyle. Bunu rahatlıkla görebiliriz. Geçmiş dönemlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri alıp farklı ülkelere gittiği zaman buradaki potansiyeli gören iş adamlarımız mutlaka orada hemen aksiyona girdiler lokal pazarda. Hindistan'la Çin'i kıyasladığımız zaman iki birbiriyle inanılmaz rekabet eden ülkeden bahsediyoruz aslında. Ve demokrasi açısından da bize daha yakın olan bir ülke Hindistan. Çin çok daha fazla korumacı. Kendi içerisinde tabii Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmamasından kaynaklanan da rahat hareketi var. Ama baktığımız zaman Hindistan, İngiltere ile Hindistan arasında şu anda sıfır gümrük anlaşması var. Örneğin Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, ki Brexit'ten halen Brexit'ten dolayı daha çıkmasa da İngiltere, Avrupa Birliği üyesi iken bile sıfır gümrük anlaşması zamanında yapmış Hindistan'la ve uzun yıllarda devam etmiş. Hindistan hem ürün grubu açısından hem ham madde kullanımı açısından Türkiye'ye çok daha büyük bir potansiyel olarak görülebilir. Ve bu yönüyle kısa zamanda da zaten bu etkiyi görebiliriz. Bahsettiğimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği hedefler de inanın hiçbir şey değil. Burada evet, aslında 10 milyar dolar hiçbir şey değil. Evet, Türkiye'nin hem ihracatına bakarsak, Türkiye'nin aynı zamanda Hindistan'dan yaptığı ithalata bakarsak bu rakam sadece 1-2 sene içerisinde hemen tutturulabilir bir rakam. Bu yönüyle de bunu hem petrokimyasallarda dünyanın en büyüklerinden bir tanesi zaten Hindistan. Özellikle boya konusunda hem organik hem inorganik boyalarda, aynı zamanda kimyasallarda, petrokimyasallarda Hindistan'ın payı çok büyük. Fakat Hindistan'daki problem şu: kendi içerisinde o kadar büyük bir üretim kapasitesi var ki kendi üretimine yetiştiremediği için İhracat yapma şansı bulamıyor. İthal mi ediyor yoksa? Çünkü İtalya yapıyor. 3 milyar nüfus, tabii büyük bir nüfus sonuçta. Çok. O kadar bir büyük bir nüfusa bunu yapmak kolay değil. O yüzden çok ciddi potansiyelden bahsediyoruz. Üretime yetişemedikleri noktada Türkiye'nin oraya gönderebileceği ürünler neler olabilir aslında? Belki bunun çalışmasını yapmışlardır illaki ama daha mı titiz ve detaylı çalışmak lazım? Yani oraya biz hangi ürünleri ihraç edebiliriz? Çünkü hani Rusya'ya baktığında yaz sebze meyve diyoruz değil mi? Hindistan özelinde neler daha yoğun ihraç edilebilir sizce? Ne dersiniz? Özellikle Hindistan'ın bizlerden yoğun olarak aldığı ürün gruplarından bir tanesi örneğin ambalaj malzemesi. Bitmiş ürünlerden olabildiğince kaçıyorlar. Ama ürün ham madde ve ara mamullere daha fazla odaklanıyor. Şimdi örneğin kozmetik ürünü dersek bitmiş kozmetiği belki satamıyoruz ama bakıyorsunuz işte bitkisel özlü yağlar, onun haricinde işte uçucu yağlar, bakıyorsunuz esanslar, parfümler, ki parfümü çok yoğun olarak kullanan bir ülke. Bu yönüyle ciddi bir kapasitesi var. Diğer taraftan bakıyorsunuz yine plastiklerde kompantlar ve masterbeş dediğimiz boyalar. Bunun haricinde tekstil kimyasalları. Bu konuda da oldukça fazla. Çünkü tekstil dünya devlerinden bir tanesi yine üretici açısından. Baktığımız zaman bizlere çok iyi bir alternatif pazar oluşturabilir. Ama şunu da söylemek istiyorum. Her ne kadar Hindistan'la bizim doğrudan bir ilişkimiz ihracatçı olarak bazı noktalarda olamasa da Hindistan kökenli birçok iş adamıyla zaten İngiltere'de çalışıyoruz çok yoğun olarak. Çünkü bakıyorsunuz ticaretin içerisinde Hindistan var. Diğer taraftan Dubai'ye bakıyorsunuz, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakıyorsunuz. İnanılmaz derecede bir Hint nüfusu, Hint kökenli bir nüfus var. Yani o yüzden bu bölgelerle zaten rahat çalışan ihracatçılarımız
Hindistan'a da dolaylı olarak girmeye başlıyor. Sebebi bu ticareti yapanlar zaten bizi alternatif olarak gördükleri için bir taraftan Hindistan'da da ticaretine devam ediyor. Bakıyor eğer Türk ihracatçısından herhangi bir ürün alabiliyorsa İngiltere ve Dubai ki bu yönüyle çok ilginçtir. Bakıyorsunuz Hindistan'a da ürünü almaya başlıyor. Bu yönüyle çok ilginç bir üçgenin içerisinde aslında ihracatçımız. O önemli ama çünkü sonuçta en azından birbirleriyle tanışık iş dünyası, Hint iş dünyası ile Türk iş dünyası Dubai ve İngiltere kaynaklı. Evet. Evet. Şimdi oradaki ilişkilerin daha doğrusu Hindistan'da iş yapmak kolay mı onu sorayım önce. Çünkü hani ülke ülke bakıldığında İran'la yapmak belki o kadar kolay olmuyor. Şimdi biz siyasi açıdan da birbirimize yakın iki ülkeyiz. Evet. Az önce gördük Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başbakan Modi el sıkışmak yerine sarılarak ayrıldılar. Hı-hı. Sonuçta böyle bir siyasi birliktelik veya sempatimiz de var. Hı-hı. Yani karşılıklı. Evet. Dolayısıyla bunu da avantaja çevirme bazında neler yapılabilir acaba? Hani iş dünyası Hindistan komiteleri mi oluşturmalı? Bu Cumhurbaşkanı'nın açtığı bu yolda ilerlemek adına ne dersiniz siz? Şimdi ben özellikle iş adamlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hindistan'dan çok yoğun olarak zaten bir ithalatımız mevcutta var. 4,5 civarı galiba değil mi? Evet. 5'e yakın. Ki bu şu anda Hindistan'ın lehinde devam ediyor. Tabii biz dış ticaret açığı veriyoruz orada fazla vermiyoruz. Veriyoruz ama bunu şu yönüyle görmekte fayda var. Hindistan'dan gelen konteynerler Hindistan'a boş dönüyor. Bu şu anlama geliyor. İthalat oradan yaptık konteynerler boş gidiyor. Evet 2500-3000 dolara gelen... 2500-3000 dolara gelen konteynerler oraya 500 dolara gidiyor. Bu anlama geliyor. Yani bu ne demek? Biz orası teslim herhangi bir ürünü teklif ettiğimiz zaman inanılmaz avantajlı olacak. Çünkü Avrupa'dan getirilen bir konteynere 3000 dolar ödenirken Türkiye'den getirilen bir konteynere 500 dolarla 750 dolarla gibi çok daha cazip farklı ücretler olabilecek. Bu Türkiye'nin aslında bir avantajı. Bunu değerlendirmekte fayda var. Aynı benzer şeyi örneğin Japonya'da da geçenlerde örnek vermiştim. Yine Japonya'ya giden konteynerlerimiz 500 dolar gibi çok komik rakamlara Tokyo'ya kadar gidebiliyor. Bunu eğer değerlendirebilirse iş adamlarımız nakliye bedeli açısından sıkıntı olduğunu düşündüğü ürün gruplarında bunu teklif edebilir. Bunun ötesinde zaten mevcutta DEİK'te bu konuda zaten bir masa var. Bu konuda Türkiye Hindistan İş Konseyi var. Bu yönüyle de çalışmalar yapılıyor. Ama bizim oradan katılımcıları daha fazla Türkiye'ye davet etmemiz gerekiyor. Belki işte onun için sordum. Evet. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan orada ülkemize yatırım yapmak isteyen Hindistan'a her türlü kolaylığı yaparız dedi. Hindistan Başbakanı Modi'nin de açıklamalarında mesela akıllı şehirlerden vurgu yapıldı. O noktada bizi takdir ediyorlar. Zaten hani dünya geneline bakıldığında kentsel dönüşüm ve şehircilerin ilerlediği noktada hani bir yine de bizden bilgi almak istiyorlar. Altyapı yatırımları keza çok hızlı devam ediyor. Hı hı. Örneğin buradan girilebilir mi mesela? O açıdan soruyorum. Şöyle. Know-how olsun. Know-how açısından olsun. Hindistan gerçekten çok değerli. Sebebi de şu. Silicon Valley'de, California'da Silicon Valley'in ağırlıklı temeli Hindistan'dan geliyor. Yazılım noktasında belki biz, yani şunun için soruyorum. Yazılımda çok iyiler. Biz de bu tarafta inşaat ve konut ve müteahhitlik hizmetlerinde en iyilerden bir tanesiyiz. Evet. Bu iki önemli konuda işbirlikleri yapılabilir kesinlikle mi diye soruyorum. Akıllı şehircilik zaten oradan teknoloji bize... Teknoloji keza onunla ilgili de ön bir anlaşma imzalandı zaten. Kesinlikle. İletişimle ilgili. Bu yönüyle olabilir. Bunun ötesinde işçilik açısından çok ucuz maliyetleri olduğu için Türkiye'nin rekabet edemediği işçilik konusunda... Belirli konularda Hindistan yine devreye girebilir. Yine işte yazılımda örneğin Microsoft'un orada inanılmaz derecede geniş kapsamlı okulların olduğunu biliyoruz. Burada yetişen bir kesimi Türkiye'ye yine transfer etme şansımız olabilir. Yazılım konusunda bize ciddi destek olabilirler. Bunun ötesinde plastik endüstrisinde çok hızlı gelişiyorlar. Hem kalıpçılık konusunda aynı zamanda hem de ham maddeler konusunda burada ortak yatırım yapılabilir. Ki orada birkaç ailenin sahibi olduğu inanılmaz dev petrokimya tesisleri var. Bu tesislerden aslında Türkiye'de bir avantaj sağlanabilir. Mühim olan ortak işbirliğine eğer birkaç konuda başlarsak bu hızla geliştirilerek devam edilebilir. Hindistan bu yönüyle bizlere gerçekten ümit veriyor diyebiliriz. Evet açık bir durumda şu an. Çünkü özellikle korumacılığın çok yaygınlaştığı şu yıllarda...
biraz daha sanki farklı pazarlara ilerlemenin avantajlı olması olacağı gözüküyor. Tabii hemen ihracata da gelelim. 3-4 dakikam var. Nisan'da %4'lük bir artış gördük. 11 milyar 866 milyon dolara çıktı. Evet. 12 aylıkta 145'iz. Bizim yine bu sene 155-160 milyar dolar bir ihracat isteğimiz var, evet. Tabii ama hem Orta Doğu bize buna izin vermiyor çok fazla, hem de Avrupa Birliği çok ve Rusya çok izin vermiyor. O yüzden alternatif pazarlar başlığını açmak istedim. İhracatta biz Mayıs ayından sonra ya da ikinci çeyrekten sonra bir artış, daha fazla bir artış beklenebilir mi sektör sektör? Örneğin sizin sektör açısından sormak isterim. Var, şundan dolayı, birincisi petrol türevlerindeki fiyatlar sabitlenmeye başladı. Hı hı. Artık bu fiyatlar inanılmaz derecede yükselip inanılmaz derecede düşmüyor. Tabii bu artık gerçekten hedeflerimizi de şaşırtıyordu. Bir taraftan da fiyat, uzun vadeli fiyat veremediği zaman ihracatçı uzun dönemli kontratlarını da yapamıyordu ihracat maalesef açısından. Şimdi biraz daha rahatladınız. Çok daha rahat. Sene sonuna kadar rahatlıkla artık fiyatlamaya başladılar. Aynı zamanda KGF'nin çok ciddi bir rahatlatması oldu ihracatçılarımız açısından. İhracatçılarımız ham maddelerini artık vadeli değil, İşte KGF kredisiyle almış olduğu parayla nakit almaya başladılar. Aynı zamanda yatırım yapmak istediği makinaları da KGF'den fonlamış olduğu parayla bu şekilde almaya başladı. Bunlar çok rahatlattı ve özellikle Amerika'da, New York'ta ve Chicago'da da Türk ticaret merkezlerini açtık. Burada bizim için çok büyük moral oldu. Özellikle tekstil ve ham maddeleri, evet. Aynı zamanda deri. Ve proje bazlı bütün yatırımlarla ilgili de bir kat oluşturuldu. Bu yönüyle Manhattan'da ve 5. caddeye çok yakın bir noktada burada açılışı yaptık. Aynı zamanda Chicago'daki açılışımızı da yaptık. Ve her iki noktada da bakanımız dahil olmak üzere gerçekten bizlerden beklentiler büyük. İhracatımızı da hızla artıracağız ki bu konuda Amerika'nın en büyük alışveriş sitelerinden Amazon.com üzerinden de satış yapmak üzere firmalarımızın anlaşmalarını da yaptık. Nasıl bir büyüklük bekleniyor orada? Burada ilk etapta firmalarımızın ilk 2 sene içerisinde 1 milyon dolara yakın ilk etapta bir satışını başlatacağız. Bu sadece deneme satışı olacak. Onun arkasından exponential dediğimiz kat be kat hızlı şekilde artışa devam edeceğiz. Ama birincisi buradaki o satışın tadını ihracatçılarımıza Amazon.com, evet, üzerinden vermek istiyoruz. Evet. Onun ardından zaten firmalarımız bizler müdahil olmasak da, bizler katkı sağlamasak da kendileri zaten ihracatına devam edecekler. Sanki e-ticarette online satışta, tekstilde de bunu gördüm ben. Online satışta ayrı bir önem verilmeye başlandı gibi, değil mi? Yanlış görmüyoruz. Bu konuda da zaten geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Bakanımız da e-ticaret üzerine bir basın toplantısı, evet, yaptı. Bu gerçekten dikkat edilmesi gereken bir konu. Aynı zamanda alibaba.com'la da, doğru, bir anlaşmamız var tim olarak. Bu ikinci 250 firmalık grubu da tamamladık. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Hızlı şekilde, ki kimyasallarda da Chemorbis'te bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Hızlı şekilde bütün ayakları doldurmaya çalışacağız. Çünkü bundan sonraki aşamada artık dijital ortamda pazarlama, evet, bizler için çok kilitli. Kesinlikle, hem de fiziki olarak olmanıza da gerek olmayan bir pazarlama, evet, yöntemi. Evet, çok teşekkür ediyorum ben. Ağzınıza sağlık bu noktada. Burada şimdi tabii Hindistan'la olan görüşmeler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir Rusya seyahati olacak. Amerika seyahati var, Çin seyahati var ve en son Brüksel'e bir seyahati olacak diyebiliyoruz. Yoğun bir ay iş adamlarını bekliyor gibi gözüküyor. Evet. Kolay gelsin diyorum. Bizleri yalnız bırakmayacağız Sayın Cumhurbaşkanımızı. Evet, evet, çünkü iş dünyasıyla beraber ikili ilişkilerin artılması, özellikle Amerika ve Rusya ziyaretleri çok önemli olacak. Aynı Hindistan gibi. Ağzınıza sağlık Murat Akgüz. İKİP Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul 94.655'ten cuma kapanmıştı. Dolarda 3.55, Euro'da 3.87, paritede 1.09. Bu arada altın 1.263 sakin. Brent petrolde $51.74'le işlemlerine devam ediyor. Borsalar kapalı 1 Mayıs nedeniyle ama döviz piyasaları işlemlerini sürdürüyor gördüğünüz gibi. Ve kahve arası burada sona eriyor. Yarın saat 10'da Para Politik'te tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.